Dünya kurulduğundan beri en büyük sorun belki de açlık sorunudur. Açlık sorunu derken sadece yemekle tatmin edilen bir durumdan bahsetmiyorum. Bedensel açlık, güvenlik açlığı ve çok ihtiyaç duyduğumuz adalet açlığı gibi. Adalet, insanoğlunun en temel ve yaşamsal ihtiyaçlarından biridir. Antik çağdan beri filozoflar, düşünürler, üzerine kuranlar geliştirmişlerdir. Platon, Aristo, Spinoza, Locke, Hobbes, Rousseau, Hume, Kant, Marx gibi birçok filozof adalet kavramı üzerine derinlemesine düşünceler ortaya koymuşlardır. Bu filozoflar kendi içlerinde farklı perspektifler geliştirmiş olsalar da adaletin güçlü olan haklıdır anlayışıyla özdeşleştirilmeyeceği konusunda hemfikirlerdi. Haklı ve adil olmanın ölçütünün güçlü ve iktidarda olmakla ilişkilendirilmeyeceği tezi daha M.Ö. 300'lü ve 400'lü yıllarda antik Yunan filozofu Platon tarafından da dile getirilmişti. Yani yaklaşık 2400 yıl önce. 2400 yıl öncesine dayanan bu adalet açlığımızı son zamanlarda tatmin ederek yüreklerimizi biraz da olsa ferahlatan bir isimden bahsetmek istiyorum şimdi sizlere. Yargıç Frank Caprio. Baktığı davalarda kah hastanede yatan prematüre ikizlerini yetiştirmek için hız kurallarını ihlal eden bir anneye yaklaşımını, kah eyaletin yasalarını bilmediği için ceza almaması yönünde karar verdiği bir Türk öğrenciyle diyaloğuna rastlarız. Çoğu zaman da ebeveyniyle mahkemeye gelen çocuklara sunduğu avukatlık ve yargıçlık makamında onların bakış açısıyla davaya yön vererek onlara sorumluluk ve özgüven aşılamasına şahitlik ederiz. Peki kimdir bu yargıç Frank Caprio? 1936 yılında Amerika'nın Rhode Island eyaletinde İtalyan göçmeni bir ailenin 3 çocuğundan biri olarak dünyaya gelmiş, çocukluk yılları yokluk ve mücadeleyle geçmiş. Pazarcı olan babası, ailenin tüm geçimini sağlayamadığı için ayakkabı boyacılığı yaparak eğitim hayatını tamamlamıştır. Hukuk formasyonunu ise akşam okuluna giderek alabilmiştir. 1985 yılından beri Rhode Island eyaletinde yargıçlık görevine devam ederek vicdanlara su serpen bir adalet dağıtmaktadır. Trafik cezalarını kapsayan davaları yerel bir kanalda yayınlanmaktadır. Bu programın yayınları bugüne kadar 9 farklı dile çevrilerek dünyanın pek çok ülkesinde izlenmektedir. Farklı bakış açısıyla aldığı bu kararlar ve tavrının nedeni sorulduğundaysa şu cümlelerle açıklar. İnsanlar devlet kurumlarının onların kişisel durumlarını hiçbir şekilde göze almadan üzerlerine fazla gelmelerine alışmış ve bunu kanıksamışlardır. Hayat fazlasıyla zor. Benim için özellikle gençler çok önemli. Çünkü gençlerin karşısında bir hukuk adamının duruşu onların geleceğini etkileyecek şekilde düşüncelerini şekillendirebilir. Cübbemin altında bir rozet taşımıyorum, bir kalp taşıyorum. Bazılarının hayranlığını ve sevgisini kazanırken küçük bir azınlık tarafından da şovmen ilan edilen bu yargıç adaleti iliklerimize kadar hissetmemize neden olmaktadır. Peki neydi bu yargıca karşı hayranlığın nedeni? Özellikle son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşması nedeniyle yaşanan birçok olaydan daha fazla haberdar olmaya başladık. Günümüzde çocuklara, hayvanlara, kadınlara karşı işlenen şiddet, taciz, tecavüz suçlarının hızla tırmanışına da yakından tanıklık eder hale geldik. Kamuoyu bu tür olayları ne kadar yakından takip ederse bu davalardaki savunma metinleri, alınan kararlar, çoğu suçluların cezalandırılmaması vicdanları derinden yaralamakta. Öte yandan küçücük bir olayda alınan ağır cezalar, suçu ispatlanmadan verilen mahkumiyet kararları adalet açtığımızı giderek körükler hale getirmekte. O nedenle merkezinde insan ve vicdan olan kararlar hayranlığımızı kazanmakta. Amerikan adalet sistemi bir yana, asıl düşündüğümüz konuysa neden bizim toplumumuzda buna benzer durumların yaşanmadığı. Tarih boyunca Doğu toplumlarında adaletin simgesi olmuş birçok hükümdara rastlarız. Hatta Orta Çağ'da Avrupa'da vahşi uygulamalar hakimken biz dünyaya adalet dağıtan bir medeniyet olarak biliniyorduk. Bundan 1400 yıl önce söylenmiş adalet mülkün temelidir sözünün sahibi Hazreti Ömer'den tutun da Hazreti Ömer'in de adaletini tattığı İran hükümdarı Nuşiveran bugünün kan gölü haline dönmüş Orta Doğu'sunda adalet dağıtmaktaydı. Papa'yı bile karşısına almak pahasına Rodos kulelerini yıkarak adaletli bir yaklaşım sergileyen Çelebi Mehmet ya da birçok adil davranışının yanı sıra kadı tarafından kendi aleyhine verilen karara bile uyan Fatih Sultan Mehmet'in mirası olan bu topraklarda şimdi adalet ne kadar tecelli etmekte. Yüzyıllar boyunca adaletin simgesi olmuş Doğu toplumlarına ne oldu da
adaleti batıda arar oldu. Neden kendinden üstün gördüğü medeniyetlere, eklemlenmeye çalışan, kendi kültüründen uzaklaşan bir toplum haline geldik? Adalet aslında ülkenizde sanki varmış gibi görünen ama aslında olmayan bir kavram gibi. Zaten en tehlikelisi de bu değil mi? Olmayan bir şey dikkat çeker ve talep edilir. Ancak varmış gibi görünen şeyin aslında olmadığı sadece ateşin düşüp yaktığı yerdekiler bilir. Halil Cibran, adaletin yarısının merhamet olduğunu söylemişti. O halde biz de hayatımızın geriye kalan kısmında suçlu ya da suçsuz olduğumuzu söyleyen kararı veren, o an kaderimizin ve hayatımızın geri kalan kısmına şekil veren hakim ve yargıçların kanun maddelerini yorumlarken vicdanını işe dahil etmesini isteyemez miyiz? Eşit olmak her zaman adil olmak değildir. İşlenen suçun niteliğinden ziyade suçu işleyen kişi, işlenme şekli, hangi şartlar altında işlendiği gibi konular verilecek cezalarda etkili olamaz mı? Belki zaman zaman çocukluğumuzun en güzel anılarını barındıran Yeşilçam filmlerini özlediğimizdendir yargıç Frank Capra'ya olan sevgimiz. Belki de gerçek hayatta hiç böyle hakimlerle karşılaşamayacağımıza olan inancımızdandır öfkemiz. Onun yargıladığı Türk öğrenciye söylediği bir söz vardı. Ülkene gittiğinde Amerikan sistemine karşı savaştım ve kazandım de diyordu. Belki sistemle savaştığımızda kazanamayacağımız endişedir bizleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine rekor sayıda başvuru yapmaya iten. Hukuk insan içindir. İnsanın kişisel haklarını korumak ve başkaları tarafından zarar görmesini engellemek için yaratılmış kurallar bütünüdür. Aynı zamanda toplumsal yaşamı düzenlemek insanın kendisi ve çevresiyle olan ilişkilerini sürdürmek içindir. Yani hukukun temeli insan hakları ve yaşam hakkının kutsallığına dayanmalıdır. İçinde insana dair unsurlar olmayan vicdandan arınmış kurallar bütünü değildir adalet. Yargıç Caprio'nun davaları, duruşmaları ülkemizde hukuk fakültelerinde okutulmalı belki de. Vicdanıyla karar verebilen, haklıyı haksızı ayırabilen, işlediği küçücük bir suç karşısında yargısız infaz yapıp kitabın gerektirdiği şekilde ceza veren hukukçular yerine vicdanı da dahil eden hukukçular görmeyi biz de isterdik değil mi? Cübbesinin altında rozet yerine kalp taşıdığının farkında olan hakimlerin artması temennisiyle Sokrates'in şu sözünü hatırlatalım. Bir yargıç iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli ve tarafsızca karar vermelidir. Hoşça kalın.